Anne hakkının önemi. Videomuza başlamadan önce bizlere destekleriniz için videolarımızı beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın, ufak bir paylaşım yüzlerce insana hitap ediyor. Bir paylaşımı çok görmeyin kardeşlerim. Hemen videomuza geçiyoruz. Anne hakkı. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla oturmuş sohbet ediyordu. Bir kadın sahabe Resulullah'ın huzuruna telaşla girerek, "Ya Resulullah, şu anda kocam ölüm döşeğinde. Belki biraz sonra ölmüş olacak. Yalnız yanında kelime-i şehadet getirdiğimi anladığı ve kendisi de getirmeye çalıştığı halde bir türlü şehadet kelimesi getiremiyor. Kocamın imansız gitmesinden korkuyorum. Bu hususta bir yardımınızı bekliyorum," dedi. Şimdi hikayeyi kısaca bölüyorum çünkü kelime-i şehadeti bilmeyen belki de unutmuş kardeşlerimiz var. Onları hemen açıklayayım. Kelime-i şehadet dinimizin temelidir diyebiliriz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diye söylenir. Nedir peki bunun anlamı? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'tan başka tapılacak hiçbir tanrı yoktur. İlah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Budur kardeşlerim kelime-i şehadet. İnsan ölmeden evvel bunu eğer söyleyecek haldeyse, söylerse ve ömrü boyunca buna uyarak, bunu kalbinde iman olarak taşıyarak söylemişse o kişi şehit sayılır kardeşim. Yani bir manada o cenneti hak etmiş diyebiliriz. Doğrusunu elbette Allah bilir. Gene kişinin geçmişi ve amelleriyle ilgilidir aslında bu. Şimdi hikayemize devam ediyoruz. Bu kadın da o yüzden telaş içinde. Hocası kelime-i şehadeti getiremiyor. Hemen Resulullah'a koşuyor. Peygamber o da, o yüzden ona koşuyor. Başka kime koşacak? Peygamberimiz orada sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz de kocan sağlığında ne gibi kötü harekette bulunurdu diye sordu. Kadın hiçbir kötü amelinin olmadığını, namazını kılıp her türlü ibadetini noksansız yerine getirmeye çalıştığını söyledi. Bu sefer Peygamberimiz, "Kocanızın dünyada kimi var?" diye sordu. Kadın, ihtiyar bir annesi olduğunu söyleyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kadının kocası Alkama'nın anasını huzuruna çağırdı. Hazreti Alkama'nın anası, Hazreti Peygamberimizin huzuruna çıktı. Peygamberimiz, "Oğlun sana karşı nasıl hareket ederdi? Oğlundan memnun musun?" diye sordu. Alkama'nın anası, "Ya Resulullah, oğlum evleninceye kadar çok iyi muamele ederdi. Evlendikten sonra hanımını dinledi. Bana hor bakmaya başladı. Hatta son zamanda evini bile ayırdı. Ben de onun bu hareketine çok üzüldüm," diye Peygamberimize söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı kadına, oğlunun ölüm döşeğinde olduğunu, hakkını helal etmediği takdirde cehennem azabı çekeceğini söylediyse de kadın, "Hakkımı helal etmem ey Allah'ın Resulü," dedi. Alkama ise evde yatıyor, hala şehadet kelimesi getiremiyordu. Hazreti Peygamberimiz kadının annelik şefkatini harekete getirmek için orada bulunanlara, "Bana biraz odun hazırlayın," diye emir verdi. Kadın hayretle, "Odunu ne yapacaksın ya Resulullah?" diye sormaktan kendini alamadı. Çünkü o da şüphelenmişti. Peygamber Efendimiz, "Oğlunu yakacağım. Zira yarın cehennemde yanacağına cezasını burada çeksin. Daha iyi," diye buyurunca kadın dayanamadı. "Oğlumun gözümün önünde yanmasına razı olamam ya Resulullah. Ona hakkımı helal ediyorum," dedi. Murat hasıl olmuştu. Hazreti Peygamberimiz Bilal-i Habeşi Hazretlerini göndererek, "Git bakalım Alkama ne haldedir?" buyurdular. Bilal-i Habeşi Alkama'nın yanına varıp şehadet kelimesi telkin ettiğinde Alkama'nın dili açılmıştı. "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah," deyip ruhunu Allah'a teslim etti.
Kıssadan hissemiz belli değil mi kardeşlerim? Bu olaydan da anlayacağımız üzere insan anne ve babasına, abisine, ablasına, hatta en ufak, en küçük kardeşine bile sevgili ve şefkatli olmalıdır. Onları üzmemelidir, onları kırmamalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem annelerimiz için cennet anaların ayaklarının altındadır buyurmuştur. Bu sözü hepiniz duymuşsunuzdur değil mi? Peki bu söze kaçımız dosdoğru uyuyoruz? Peygamberimizin bize söylediği bu söze kaçımız icabet ediyoruz? Aynı lafı kendime de söylüyorum. Sadece sizlere değil. Allah bizleri anne babasını üzmeyen, kardeşlerini, abilerini, ablalarını üzmeyen salih evlatlardan eylesin. Rabbimizin rızasını kazanma yolunda çabalayan Adem oğullarından eylesin. Selametle kalın kardeşlerim. Videolarımızı paylaşıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.